diyaloglar hepsi dikkat çekici. AKP'lerinki de dikkat çekici. Çünkü onlar nerede pazara çıksalar, esnafla buluşsalar, hayat pahalılığından şikayet dinliyorlar. Emekliler nerede bir AKP'li görseler, yaşadıkları zorlukları dile getiriyorlar. Onlar için zor. İşte DEM Parti'de ki Kars Belediye Başkanlığı'nı kazanmışlardı ama daha sonra kayyum atandı. Kars'ta bugün bir miting düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuştu. İktidarın bu çarşı pazara çıkamama haline dikkat çekti. Dedi ki çarşıya, pazara çıkamıyorlar, halkın içinde dolaşamıyorlar. Ancak ayarlanmış ziyaretler yapabiliyorlar. Değerli arkadaşlar, bakın. AKP iktidara gittiği her yerde diyor ki biz ekonomiyi uçurduk. Yoksul kalmadı ülkede diyor. Aç kalmadı. Ama bugün inanın hiçbir adayları kolay kolay bir pazar yerini, kolay kolay bir esnafı gezemiyor cesaretli bir şekilde. Çünkü protestoyla karşılaşıyorlar. Sadece daha önce örgütledikleri, daha önce bakın bizim adaylarımız gelecek. Sakın ha sakın yoksulluktan bahsetmeyin diye telkinde bulundukları esnafları ziyaret edebiliyorlar. Oysa gittikleri her yerde halkın ne kadar açlıkla karşı karşıya kaldığını gayet iyi bilirler, biliyorlar, protestoyla da karşılaşıyorlar. Bugün sarayda oturanlar ekmeğin fiyatını bilmiyorlar. Onlar ekonomiyi uçurdu ama uçurumdan aşağı uçurdu değerli arkadaşlar ekonomiyi. Değerli arkadaşlar, kentimize kayyum atandı. Kayyum Kürtçe tabelayı sıktı. Kayyum kadın merkezlerimizi kapattı. Kayyum eş başkanlık sistemimizi hedef aldı. Bizler belediyelerimizi yeniden alacağız. Halkımızla birlikte belediyelerimize dört elle sarılacağız, sımsıkı sarılacağız. Ve en büyük cevabı siz değerli halkımızla birlikte kayyumlara, kayyumcu zihniyete karşı vereceğiz. Mecliste dün ana dil krizi yaşandı. Dünya ana dil günüydü. Dolayısıyla bu topraklarda, Anadolu'da çok farklı kültürlerin, çok farklı dillerin temsilcileri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alıyorlar. Onlar da o ana dilde mesajlar vermek istediler meclis kürsüsünde. Tülay Hatimoğulları Kars'taki konuşmasında düne dikkat çekiyor ve kendi parti gruplarında yaptıkları o çok dilli konuşmayı hatırlatıyor. Ama bunu meclis genel kurulunda yapmak mümkün olmuyor tabii. CHP'li milletvekili